Niye ben geldim? Şimdi arkadaşlar, Şişli Demir'e ne zaman yolduk? Galiba 89 ya da 90'da yolduk. 30 yıl falan oldu. İşte orada da ilk 89'da serbest muhasebecilik fırsatını alanlardınız. Neredeyse 30 yıl olmuş. Tabii o da yarı kamu nitelikli olduğu için özellikle son bu AKP iktidarı olduğu günden beri odanın yönetimi daha şey davranmaya başladı. Konuşmamaya, siyasi konu, sosyal konularda görüş belirtmeye başladı. Korkuyorlar resmen. Hele şimdi nereden korkuyorlar? Hiçbir şeyleri yok. Gültekin Bey de bu konulara değindi. Çünkü bir şey söylerlerse kayyum atanıp görevden alınacaklar. Hatta gözaltına tutmakçıların korkuları içinde. Ama korkunun necele faydası yok ya. Yani korktukça sıra sana zaten gelecek. Sustukça sıra sana gelecek. O yüzden niye korkuyorsunuz arkadaşlar? Efendim, özür diliyorum. Basın açıklaması diye yola çıkıyor. Evet. Basını içeri almıyor. Basını evet. çekim yapmasını engelliyor. Bakın bir anlayışa karşıyız. Ben Che Guevara'nın yani büyük yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerinden Che Guevara'nın bir sözünü hatırlıyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolunda etmedi diyor Che Guevara. Yani umutsuz olmamalıyız. Che Guevara hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamış. Ölene kadar hayat hep mücadeleyle geçmiş. Dolayısıyla neyse, yeyse, umutsuzluğa hiç gerek yok. Bakın Bertolt Brecht ne demiş? Büyük filozof, yazar. Yani tiyatronun şey anlamında. Evet demiş, sen kazandın ama biz haklıydık demiş. O kazandı ama biz haklıydık. Yani kandırılmış, bindirilmiş kitlelerin, aldatılmış kitlelerin oy çokluğuyla yapılmış seçimler aldatmaca tiyatro oyundan başka bir şey değil. Ama biz haklıyız. Hakikaten haklıyız. Çünkü biz akademik düşünüyoruz, felsefik düşünüyoruz, matematiksel düşünüyoruz, bilimsel düşünüyoruz. Dolayısıyla son tahlilde kesinlikle ve kesinlikle umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizi temsil ettiğini iddia eden siyasi partilerin liderleri, önderleri bile önümüze düşmese biz onların önüne düşeceğiz. Biz onlardan önde adım atacağız. Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. En karanlık dönemi 12 Eylül'de yaşadık. Kardeşim tutuklandı, cezaevine atıldı 12 Eylül'de. Ben de Ankara'da öğrenciyim. İstanbul'a geldim. Bir iki gün gözaltına ben de alındım, bırakıldım. Neyse. O en karanlık günlerde bile biz mücadeleden vazgeçmedik. Vazgeçmedik, bugünlere geldik. Dolayısıyla böyle kolpacı, dümpen, hedonik kültürün feneğinden geçmiş Kasımbaşı kolpacılar bizi korkutamaz. Biz gerekirse can veririz. Her şeyimizi veririz ama asla ve asla bu ülkeyi terk etmeyiz. Bazı arkadaşlar şeyden vazgeçiyor. Kesinlikle de ölene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir en karanlık dönemde vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla dernek hakikaten sivil toplum örgütü olarak odanın yöneticilerin korkarça yerine getiremediği söylemleri söyleyebilmeli. Çünkü sonuçta sivil toplum örgütü bizi bağlayan bir şey yok. Siyasal yapı yok. Hakikaten enteresan. Burada bütün gruplar var. Çağdaştan arkadaşlar var, işte öncüden arkadaşlar var, katılımcıdan arkadaşlar var. Meslekte bir işler varmış bizde. Gizliyse de bilmiyorum. Yani gelmemesinde de bir sıkıntı yok. Bilmiyorum. Belki vardır da kendini gizliyoruz. Keza karpa toplantılarına da çoğunluk yine aynı grup. Meslekte birlikte temsilcisi geliyor. Temsilcisinde kim bilmiyoruz yani kendini gizliyor. Nedim sen daha iyi tanısın bunları. Söylersin sonra bize. Şimdi dolayısıyla sivil toplum örgütleri hakikaten toplumun motor gücü, öncü gücü. Bunları önemsemeliyiz, benimsemeliyiz. Bakın burada bu gündemle ilgili şey yapıldı. Buradaki arkadaşların çoğu Perpa dışından geldi. Yani Perpa'da 300'e yakın mali müşavir var. Elemanları örgütle 1000'e yakın var. 1000-1500 kişiyiz. Perpa'da kim var? 1, 2, 3, 4 sayıyorum. 5, 6, 7, 8. Sen 7 kişiyiz ha. Her konuda bakın gelenlere 7 kişiyiz. Ya 300'ün üzerinde mali müşavir, bir 40-50 tane yeminli mali müşavir. Çalışanların 1000-1500 kişi var. Ama 7 kişiyiz. Çok ayıp bir şey ya. Niye korkuluyor ya? Neden şey yapılıyor? Sivil toplum örgütüyüz. Ve Perpa'da şurada ayağımızın dibinde toplantı var. Hep böyle oluyor ama. Yani buraya 40-50 kişiyle gelse 5-10 tanesi Perpa'lı. Gelen arkadaşların %80-90'ı Perpa dışında. Yani
Yani burada öyle bir şeylik var, çekingenlik var, tutarsızlık var. Bir şey, ünlü bir filozof diyor ki, bir şey ya gri, bir şey ya siyahtır ya beyazdır, ortası olmaz. Gri olamaz mı? Büyük bir filozof söylüyor, daha edri olabilir, unuttum. Yani bazı arkadaşlar gri bakıyor, ortada oportunizm yapıyorlar, makyabelizm yapıyorlar. En tehlikeli şey de bu. Bu seçimleri oportunistler, makyabelistler belirledi. Onların çıkarcı, faydacı anlayışları, AKP'den bir şey kopartabiliriz anlayışları maalesef bu seçim sonucunu doğurdu. Çünkü biz biliyoruz ki şeriat, ılımlı İslam, şu bu din tandanslı, skolastik düşünce tarzına dayalı rejim isteyenleri oranı Türkiye'de %15'leri geçmiyor. E nereden geldi %50'ler o zaman? Demek ki oportunist davranan, çıkarcı davranan, makyabelist davranan, yarın bana bir şey o şekilde davranan insanların tutumları belirledi bunları. Bunlardan da tarafsızlık diyorlar, gri diyorlar. Alçakça bir davranış biçimi. İşte Hitler olayı, Salazar olayı, yaşanan Franco olayı, Mussolini olayı veya yakın tarihteki diktatörlük olayları, Pinochet olayı, bunlar nereye doğru toplum, bu anlayışları nereye götürdüğünün en büyük kanıtsal örnekleri. Keza Orta Doğu'da, Büyük Orta Doğu Polisi'yle başlayan Saddam'ı diktatör yarattılar, paramparça ettiler. Kaddafi'yi yarattılar, paramparça ettiler. Mursi'yi yarattılar, parçaladılar. Esad'ı yarattılar, Esad'ı parçalamak üzere direniyor. Sıra demek ki bize geldi. Böyle bir şahsiyeti direkt yaratıyorlar ki Türkiye'yi değişik bir formata sokmak istiyorlar. Herhalde oyun bu. Çünkü Büyük Orta Doğu Polisi'nin son halkasıyız galiba İran'la birlikte. İran karıştırıldı, devam ediyor. Herhalde bu oyunun parçasına en uygun aktör muhterem zat görüldü. Bunun üzerine oynananlar da son tahlilde Arnold Fondor öyle bir proje çizildi, senaryo çizildi. O şekilde devam ediyor. Ama bu yapıyı kıracak olan bizlerin tutarlı, vazgeçmez, inatçı, mücadeleci tavrı olacaktır. O yüzden bundan vazgeçmemeliyiz. Yani büyük devrimci Çebavur hakikaten burada çok büyük laf söylemiş. Dolayısıyla tekrar söylüyorum Çebavur'un sözünü. Arkadaşlar bir kenara yazsın, hakikaten unutmasınlar. Çünkü Çebavur bu uğurda ölümünü verdi. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Yolumuza devam edeceğiz diyor Çebavur'a. Saygıyla selamlıyorum. Büyük devrimci Çebavur'a teşekkür ederim.